Merhaba, iyi akşamlar paramedya takipçileri. Bu akşam avukat Gökçe Yabuloğlu'yla bir canlı yayın yapacağız. Yine bankacıların sorunlarıyla ilgili görüşeceğiz. Sizin sorularınızın cevaplarını alacağız avukat Gökçe Hanım'dan. Biraz sonra, evet, o da geldi. Hemen alayım kendisini yayına. Beraber devam edelim. Geldiniz. Herkese merhaba. Evet. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun Gökçe Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ses nasıl? Şu an gayet iyi. Bir sorun yok. Kulaklıkla konuşuyorum. Çok yankı yapmıyor değil mi? Hayır, şu an hiçbir yankı yok. Gayet bana güzel geliyor. Harika. Sizin de sesiniz öyle. İzleyicilere de iyi geliyorsa... Herhalde. Sorun olursa yazarlar zaten altta. Evet. Evet, çok hızlı bir katılım var. Herkesin ilgisini çeken konular bankacıların. Son dönemde özellikle biz bahardan beri çok farklı şeyleri konuşuyoruz bankacılarla. Çok farklı şikayetler almaya başladık biliyorsunuz. Bu Evet. sürecini bankaların yönetimleri de farklı bir şekilde yönetmeye başladılar. O ilk zamanki tedbirler, işte iyi niyetli bazı oluşumlar, bazı kararlar şimdi biraz farklı taraflara dönmeye başladı. Bu konularda çok şikayet var. Gitsek mi kalsak mı, gidersek nasıl gidebiliriz, kalırsak nasıl kalacağız diye çok şikayetler var. Herkes Evet. farklı açılardan soruları zaten siz sürekli alıyorsunuz. Bana da yazıyorlar. Bazen beraber de cevaplıyoruz. Zaman ayırıyorsunuz. Öncelikle çok Evet. teşekkür ediyorum size. Her zaman Rica burada ederim. Destek oluyorsunuz bankacılara. Ne demek? Bir de tabii bir profesyonel olarak belli sınırlar içinde bunu ancak yapabilirsiniz ama zaman ayırmanız, ufak da olsa bir yön göstermeniz, bazı konularda çok genel açıklamalar yapıyorsunuz. Instagram sayfanızdan, paramedyada, Facebook'ta özellikle. Onları takip edenler zaten belli bir oranda bilinçleniyorlar, bilgileniyorlar sanırım. Bazı konularda biraz daha az soru işareti var ama yine de yani keşfedenler var. İşte paramedyayı, sizi. Onun için bu akşam bir kere daha onlar için bazı konuları tekrarlayalım. Bazıları da yeni sorular. Onlara başlayalım. Sizin için uygunsa. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum dinleyicilerimize. Biz Hanife Hanım'la henüz yüz yüze tanışamadık. Kendisi İzmir'de, ben İstanbul'dayım. Ama o benim için kariyer önderi bir abla gibi oldu. Dediği gibi bazen ateşli zamanlarda bu olaylarla ilgili hemen hemen her gün konuştuk. Kendisi bankacıların psikolojisini çok iyi anlayan, çalışma hayatının nabzını uzun süre tutmuş bir kişilik olduğu için doğru noktalara parmak basmayı biliyor. Ve bana da bu konuda yön gösteriyor. Yani o paylaşımların pek çoğu aslında Hanife Hanım'ın bana iletmiş olduğu toplu sorunlardan kaynaklanıyor. Ben tüm dinleyicilerimizin huzurunda size çok teşekkür ederim. Yaptığınız hizmetin hiçbir karşılığı yok. Adeta bir çalışma endüstri psikolojisi hizmeti veriyorsunuz. Bir yazıyorsunuz, insanlar mest oluyor, değerlerini hatırlıyor. Yanınıza da beni aldığınız için, beraber yürüdüğümüz için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir yayın olur yine. Ama nasıl hazırlandığınızı biliyorum, ne kadar ciddiye aldığınızı biliyorum. Konuları, soruları, sorunları, onlar üzerine kafa yorduğunuzu, özel bunlar için araştırmalar yaptığınızı da biliyorum. O yüzden ben size teşekkür ediyorum. Biz sadece sorulara aracılık ediyoruz bir anlamda. Profesyonel olarak sizsiniz gerçekten buna çok zaman ayıran, emek veren. Ben de bunun için size hiçbir karşılık beklemedim üstelik. Yani bu platform artık söylüyoruz gerçekten burada bizim profesyonel hiçbir maddi, manevi bir beklentim. Evet. Ama alıyoruz tabii karşılığını, teşekkürlerle işte bu güzel sözler her zaman bizi de motive ediyor. Ama önemli olan gerçekten insanların biraz olsun rahatlaması beni de rahatlatıyor. Çünkü iş hayatındaki bazı çıkmazları ben çok iyi biliyorum. O duruma kimsenin düşmesini çok istemem. Her zaman psikolojik olarak, hukuki olarak daha güçlü, daha bilinçli olmasını çok istiyorum herkesin. Evet. Çünkü hayat kalitemizi de arttıran şeyler. Kesinlikle. Bazen maddi, manevi kazançlar sağlayan şeyler. Hukuki konularda bilgisizliği, bilinçsizliği yüzünden kayıplara uğrayanları da çok biliyoruz, duyduk.
Onun için bunları ne kadar araştırırlarsa, sorarlarsa bir bilenlere kendileri için de o kadar iyi oluyor zaten. Bizi de takip ederlerse biz de olabildiğince olayların içinde en güncel haliyle bilgi vermeye çalışacağız yine kendilerine. Başlayalım isterseniz. Zaman çok az ve tabii. Çok fazla soru geldi bu sefer değil mi? Siz de çok detaylı çalıştınız üzerinde. Yani çok soru var. Bakalım yetiştirebilecek miyiz diye merak ediyorum. Sizin önemli görüşlerinizden başlayalım. Çok özel sorulara giremeyiz çünkü vaktimiz sınırlı. Sizin önem sıranıza göre ilerleyebiliriz. Yani o zaman şöyle diyelim, şu son iki sizin son eklediğiniz konular benim çok ilgimi çekti. Bu konu çok gündemde ve çok genel bir kitleyi ilgilendiriyor aslında. İş yerinde virüse yakalandığınızda haklarımız nelerdir diye bir soru vardı. Bir de hamilelikte eğer hamilelik nedeniyle işte işten çıkarma olabilir mi? Bu da ayrımcılıkla ilgili bir şey sanırım. Şu virüs döneminde ayrılırlarsa hakları nedir? Ayrılmak isteyenler var belki hani nasıl haklarımızı alarak ayrılabiliriz diyenler var. Onları biraz bir aydınlatalım bir kere daha. Tabii. Öncelikle temel olarak önlemlerin alınmasını talep, önlemler alınana kadar çalışmaktan kaçınma ve iş akdini haklı nedenle fesih hakkı şeklinde gruplandırabiliriz bu hakları. Dünya genelinde pandemi ilan edilen bir durum başlı başına tazminat alarak işten çıkmanıza bir sebep değildir. Fakat iş yerinizde bir arkadaşınızda koronavirüs çıktıysa öğrenir öğrenmez işi bıraktığınızda haklı nedenle fesih yaptığınızda kıdem tazminatına hak kazanırsınız. İkinci olarak yetkili mercilerden gerekli önlemlerin alınmasını isteme. Dezenfeksiyon, maske, sterilizasyon, sosyal mesafeli çalışma gibi, ateş ölçümü gibi. Yani her sektörde daha farklı şeyler de olabilir. Bankacılıkla ilgili siz de belki daha farklı önlemler söyleyebilirsiniz. Bunların alınmasını talep etme ve alınana kadar bu önlemler çalışmaktan kaçınma hakkı. Yani siz bu önlemlerin alınmasını yazılı olarak talep edin. Almıyorlarsa çalışmayın. Yine ücret hakkınız ve diğer sosyal haklarınız devam eder. Elinizde yazılı değil bulunsun ama önlemlerin alınmasını talep ediyoruz koronavirüs nedeniyle. Şu 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 önlemlerin, iş sağlığı ve güvenliği kanunu madde 13 kapsamında gibi yazılı talepte bulunmalarını tavsiye ederim. Evet, yani şubedeyseniz özellikle biraz bir esnemeler başladıysa bazı konularda size sağlanan işte malzemelerde bir rahatlamalar, bazı tedbirlerde bir rahatlama varsa aslında biraz bu konuda daha talepkar olmalılar. Değil mi? Kendi önlemleri Evet. Mutlaka kendileri de istemeliler. Bir de bu işte ulaşım, toplu ulaşımla işe gitme gelme mesela her şey sorun gerçekten. Hani geçenlerde bir mail yayınladık. Ne kadar talihsiz bir şeydi. İşte akrabalarında Covid çıkmış da işte onun için bahane ediyorlarmış da şuymuş buymuş. Aslında toplu taşımalarla her gün gerçekten iş yerine kadar gelip böyle sağlanamıyor bir şekilde o işte otobüslerde ayakta almamalar falan olmuyor. Herkes aynı mesai saatinde işe gidip gelirken. Dolayısıyla insanlar her an zaten bu risk altında ve bunun için çıkıyorlar sokağa. Dolayısıyla bu riski taşıyorlar. Hani aileden bahane etmenin ötesinde zaten o riski herkes her gün almak zorunda kalıyor. En azından evet. Yerinde güvende hissetmek istiyorlar. Kurumların da bu konuda sonuna kadar titiz olması lazım. Ama eğer bir rahatlık görüyorsanız bunu yazılı bildirip gerekirse işinizden de ayrılacaksanız bunu da ayrılmak istiyorsanız bu sebeple ihtaren herhalde bildirerek en son değil mi? Evet, iş yerinde bir arkadaşınız da mı çıktı? Anında bile işten çıkabilirsiniz. Hani ekini onun COVID sonucunu koyarak bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için iş kanununda bu şekilde bir düzenleme var. Ya benim tavsiyem o, pratik tavsiyem çift maske takılması. Ben şu an adliyelerde öyle yapıyorum. Bir süperlikle takmayı düşünüyorum. Yani bunun da riskli olmadığı bir yer yok. Yani çalışma hayatında gerçekten adliyeler, hastaneler, bankalar, okullar her yerde bununla yaşanıyor artık. Bununla yaşayacağız. Bunun tedbirlerini tabii ki kendimiz alacağız ama yani çalıştığımız ortamlara da biz talep edeceğiz. Çünkü kimse tepeden inme öyle sizin kadar düşünmüyor. Herkes önce kendisini düşünerek ve kendi koşullarına olabildiğince güvende olduğunu hissederek çalışmaya çalışacak. Yani bu şey çok kafa karıştırıcı oldu tabii Gökçen Hanım. Hani işten çıkarma var mı yok mu? Ne koşulda çıkaracaklar? Ücretsiz çıkarırsa ne olacak? Yani bu konuyu bir hukuki açıdan bir daha çok
şöyle sistematik anlatabilir misiniz? Şu Tabii. anda işte uzatma var yine işten çıkarma konusunda. İşveren Evet. çıkaramıyor ama ayrılırken hangi koşullarda kendileri isteyip ayrılabilirler? Ücretsiz izne ayrırma hakkı var mı kurumların gibi sorular geliyor. Onları siz böyle bir çok güzel dökmüşsünüz. Aynı soru farklı şekillerde gelmiş. Biraz böyle Evet. sistematik anlatırsanız herkesin mutlaka aklında kalacaktır. Şu anda Temmuz ayında bir torba yasa girdi mevzuatımız Hanife Hanım. Normalde bu ücretsiz izin ve işçi çıkarma yasağı Nisan ayında gündeme girmişti. Temmuz'da giren yasayla Cumhurbaşkanı'na bunu 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisi verildi. Yani 3 ayda bir, 2 ayda bir biz artık bu yasaklar uzadı. Ücretsiz izne çıkarma serbest gibi haberler duymamız kamuoyunda çok olası. İşçi çıkarmak kesinlikle yasak olmasa da bazı hallerle sınırlanmıştır. Bunlar bankacılar arasında hatta herkes tarafından artık bilinen 25. madde. İşçinin ahlaki ve iyi niyete aykırı davranışları. İkinci olarak belirli süreli iş ve hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi. Üçüncü olarak iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatlara göre yapılan her türlü hizmet alımları, yapım işlerinde işin sona ermesi. Bu sebeplerle çıkarma yapabilirsiniz. Bunlar dışında mesela ikale, bunu bankacılar çok soruyor, tazminatla anlaşılarak ayrılma. Ne yapıyor banka bunlarla, bu kişilerle? Tazminatlarını ödüyor, üzerine de belli bir makul yarar çerçevesinde ek tazminatı ödüyor. Çalışan bunun karşılığında işe iade davası açmıyor. Şu an bu yasak. Yasağın yaptırımı ne kadar bir yaptırım? Çok da bir yaptırım değil bana sorarsanız. Koskoca banka için bir asgari ücret tutarında, brüt asgari ücret tutarında bir idari para cezası var. Hatta bu çok tartışıldı. Hani keşke bunu 10 brüt yapsalardı da kimseyi çıkaramasalardı diye. Bu sebeplerle çıkarmak dışında her şekilde çıkarmak yasak. Ama onun dışında işçinin evlilik, emeklilik, askerlik gibi durumları varsa veya haklı nedenle fesih durumları varsa bunları ileri sürerek kıdem tazminatına hak kazanabilir. Tabii haklı nedenle fesih özellikle çok dikkat edilmesi ve irdelenmesi gereken bir konudur. Çünkü burada 6 iş günü gibi süreler var. Yani bu şekilde kişinin kendisinin işten çıkmasına, fesih yapmasına, istifa etmesine bir engel yok. Ama saymış olduğum sebepler dışında çıkarma yapmak yasak. Yani anlaşarak çıkarmaya da banka ne kadar kabul eder onu bilemiyorum. İdari para cezasını öderse çıkartır tabii yani. Yani tabii bu yasaları yaparken bence hiç bankaları düşünmemişlerdir. Çünkü en karlı kurumlar zaten işi devam eden kurumlar. Öyle işi duran, işte iflas eden, fabrikasını kapatan kurumlar değil. Bir gelir şeyine düşecek kurumlar değiller. Bankalar zaten hiç düşünülmemiştir bile eminim. Ama bir boşluk bulup bankalar bu süreçte işte yok 25. madde kötü niyet, şudur budur diyerek adeta tazminatsız bir şekilde insanları nasıl işte bu süreçte işsiz bırakırızın derdine düşen İK'lar var sanırım. Evet. Ben çok kınıyorum yine ben her zamanki gibi. Bu kadar tamam yani bir kar kuruluşudur ama öyle bir olağanüstü bir süreçteyiz ve her insan herkesin mutlaka yapabildiği yapacağı bir şeyler var. Evden bile olsa insanlar işte pazarlama faaliyeti için işte operasyonel işlemler için mutlaka teknik altyapı kurduk dediler. Evlere gönderdik dediler. Oradan çalıştırıyoruz dediler. Orada fazla mesailere zorladılar insanları bir de biliyorsunuz. Hatta işte Evet. destek devam edin gibi çalışmalara. Üstelik bunlara da bir ücret de ödemiyorlar fazla mesai aldığımız bilgilere göre. Yani bankaları düşünerek konmadı muhtemelen bu şeyler ama bankaların bazı açılardan kendilerine yontuyorlar ya da işlerine yarayan kısmını alıyorlar. Ama çalışanlar da Evet. herhalde bunu hukuki olarak sonuna kadar takip edip bir şekilde daha sonrasında da olsa haklarını alacaklardır diye düşünüyoruz. En azından şu hani ücretsiz izne çıkarma hakkı var, çıkarabilir.
Değil mi yani? Hani şu anda bankalar bunu yapıyorlar. Evet, maalesef kötü bir haberim var dinleyicilerimize. Bu ücretsiz izin normalde işçinin kabulüyle uygulanabilen bir müesseseyken 17 Nisan 2020'de mevzuatımızı işverenin tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı, ücretsiz izne çıkarmanın haklı nedenle fesle sebep olamayacağı gibi maddeler getirildi. Bu da işçi çıkarma yasağı gibi 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilir. Yani biz ilerleyen günlerde duyabiliriz Cumhurbaşkanı'ndan yine uzadı, yine uzadı gibi. Maalesef geriye dönük olarak da beni ücretsiz izne çıkardı pandemi döneminde. Kıdem tazminatımı istiyorum gibi dava yoluyla talep edilemiyor. Çünkü haklı nedenle fesih sebebi yapılamıyor. Bence hiç adil bir düzenleme değil. 1100 lirayla kim geçinebilir? Hele bir de tek kişi çalışıyorsa. İşçilerin maalesef burada biraz istifa etmesi halinde hakkını içeride bırakmak zorunda kalacaklar. Öyle bir durum doğacak gibi. Evet. Yani torba yasa bu şekilde. Evet. Bir de bu şey var. İş koşullarının değiştirilmesi, değişime zorlanması ve buna itiraz edenlere zaten 25. maddeyi sanırım onlara uyguladılar. Burada siz evet, devamsızlıktan görevi yerine getirmemekten uyguladılar bazı kişilere. Yani bu sizin tanımınız, hukuki tanımlara, tecrübelerinize göre kötü niyet şeyine giriyor mu gerçekten? Yani bir insanın şubede ya da bir bankacıyım derken bir anda işte çağrı merkezi ve evinde sürekli telefonla o kadroya alınması, özlük haklarının, hukuklarının tamamen değişime zorlanması, hani sizin kendi tecrübelerinize, şu anki birikiminize göre, okuduklarınıza göre nasıl görünüyor? Biz sizinle bu konuyu hatırlarsınız. 1 Haziran ayının sonunda gerçekleşti. Cuma akşamı yazıştık. Haftalarca bunu konuştuk. Paramedya'da benim takiplerim oldu. Sizin yönlendirmelerinizle kendi profilimde paylaşımlarım oldu. Ve bu konuda benden profesyonel destek isteyenler de oldu. Şimdi şöyle Hanife Hanım, çalışma koşullarında esaslı değişiklik İşçinin yazılı onayına tabidir. İleriye etkili olmak koşuluyla işçinin yazılı evet kabul ediyorum ifadesiyle yürürlüğe konabilir. İşçiler bunu açıkça reddetmiyorsa, sesini çıkarmadan çalışıyorsa Yargıtay'da diyor ki sesini çıkarmamışsın 6 iş günü içinde. Bunu kabul etmişsin diyor. Hani orada o yazılı şekli şartı es geçen Yargıtay kararları da mevcut. Yazılı olarak itiraz edenler biraz daha avantajlı. Hatta noter kanalıyla ihtar gönderenler de oldu kendisi. Çünkü şöyle, özlük haklarının kısıtlandığı yapılan işin niteliksizleştiği çoğu şey esaslı değişiktir. Şöyle söyleyeyim size, mesela bir bahçıvanı temizlikçi olarak çalıştırmak, yani beyaz yakalılara uygun bir benzetme olmadı ama yapılan işin kötüleşmesi, cebe giren paranın azalması, hakların kısıtlanması esaslı değişikliktir. Çünkü bunun otomatik olarak kabul edilmesi, zorunlu gibi görülmesi hukuk dünyasında sömürüye yol açar. O zaman herkes bir şekilde işe alır, işe alım şartlarında yalan söylemiş olur, ondan sonra istediğini yapar. Ya ben bunun bu şekilde çözülebileceğini düşünüyorum. Zaten ayrıntılı olarak da çok fazla bunu ben yazdım, çizdim. Hatta profil linkimde en son Paramedya'da yayınlanan yazımda var. Oradan da okuyabilir kişiler. Evet, mutlaka yani bakıyorlardır. Birbirlerine de söylesinler. Yani zaten artık olan oldu, bir şekilde bankalar bunu kullanmaya başladı ama en azından farkında olsunlar. Fazla mesai, evden çalışıp da fazla mesai yapanlara bunun ödenmemesi konusunu bir daha sizden öğrenebilir miyiz? Oradaki koşullar nasıl, aslında ne hakları var çalışanların? Evet. Şöyle bir soru gelmişti bize, evden çalışmada fazla mesailerin yazılmaması yasal mıdır? Tabii ki değildir. İş kanunu madde 14 gereği evden çalışma uzaktan çalışmadır ve işin niteliğinden kaynaklı esaslı bir sebep yoksa şubede çalışanla evden çalışan arasında bir ayrım yapılamaz. Evden çalışan da fazla çalışması karşılığı fazla mesai ücretine veya çalışması nispetinde serbest zamandır. Bunlara ait kırılık detaylı bir şekilde değerlendirilmek üzere ayrımcılık tazminatında gündeme getirebilir. Fazla mesailerin ödenmemesi ayrıca 6 iş gününe tabi olmayan bir şekilde hak nedenle fesih sebebidir. Yani işçi kıdem tazminatını alarak işten de çıkabilir. İlk etapta tabii ki ödemeyeceklerdir. Çekişme konusu olacaktır. Ama fazla mesailerin ödenmemesi de haklı bir istifa sebebidir. Evet.
anlaşarak tazminatlı ayrılma gibi şeyleri soruyorlar, özellikle istiyorlar ama bu süreçte herhalde bankalarda pek buna sıcak bakmayıp yani herkes tabii kendi tarafından bakıyor. Bu nasıl mümkün olur? Anlaşarak tazminatını alarak ayrılabilirler mi? Buna bir şey engel yok herhalde şu an. Cumhurbaşkanı bu konuya karışmıyor herhalde. İşveren çıkartırsa bu ikale dediğimiz şey, işçinin işe iade davası açmasını engelleyen, tazminatları peşinen ödenen bir ayrılma şekli şu an yasak Hanife Hanım. Sadece sınırlı haller, az önce saydığım hallerde çıkarma serbest. Şöyle bir formül geliştirilebilir. Ben bunu bazı bankacılardan da duydum. İşçinin haklı nedenle fesi yapıyorlar. Sanki işçi ayrılıyormuş gibi, mesela fazla mesailerin ödenmemesi halinde işçinin çıkışı gibi göstererek, kıdemini vererek çıkartma olabilir. Çünkü işçinin haklı nedenle fesi ve istifaya bir engel yok ama ikale yaparak ayrılmaya kanunen şu an bir engel var. Aslında engel dediğimiz şey de o sembolik diyorum ben, idari para cezası. Evet, bankalar için bayağı bir sembolik gerçekten. Gün konusunu tekrar teyit etmek istiyorlar. 6 gün dediniz, doğru mu diyorlar? İş koşulları değiştiğinde itiraz etme hak süresi. 6 gün. Ben çok garantili çalışmayı severim. Bu konuda çok fazla Yargıtay kararı okudum. Normalde şöyle diyenler de var. Yazılı kabul etmediğiniz sürece her zaman. Ama akıl ve hakkaniyet gereği de bir yıl boyunca sesinizi çıkarmayıp çalışıyorsanız bunu kabul etmiş oluyorsunuz. Her şeyin en kötüsünü düşünerek 6 iş günü. Haklı neden nefesi de kanunda yazar zaten. 6 iş günü ya da yazılı itiraz yapın. Ondan sonra konuşulur yani gerisi. Değerlendirilmeli özel olarak. Evet. Evden çalışanların kendi internetlerini, elektriklerini ceplerinden karşılamalarına ne diyorsunuz? Kesinlikle doğru bulmuyoruz. Zaten kanunen de bulmuyoruz. Bu yemek paralarının kesilmesi probleminde ilk olarak sizinle konuşmuştuk. Hatta para medyada da paylaşmıştım. Soru şöyleydi sanırım. Evden çalışmada internet elektrik cebimizden karşılıyoruz. Bu yasal mı? Değildir. Evden çalışma da bir uzaktan çalışmadır. Uzaktan çalışmada işveren işin görülmesini gerektirdiği her türlü harcama ile işçiyi iş yeri dışında çalıştırdığı takdirde geçimi olan zorunlu harcamaları da ödemekle yükümlüdür. Aksine anlaşmalar hükümsüzdür. Yani çalışanınızın yemeği, yolu, yol değil burada evden çalışmada, interneti, elektriği ödenmeli. Herkes ne yapabileceğini soruyor. Benim aklıma gelen en pratik yol, gelen faturalarınızın mesai oranlanmış kısmı masraf olarak yazılı bir şekilde talep edilmeli. Öderler ödemezler ama ileride açacağınız bir işçilik alacağı davanızda deliliniz olmuş olur faturalarınız ve bunu talep etmeniz. Böyle bir şey yazdıkları için yani bu işten çıkarma sebebi olabilir mi? Böyle bir şey talep ediyorsun gibi yani mutlaka mimleniriz diye korkuyorlar, göze batarız diye korkuyorlar ama yani bu hani o 25. madde kötü niyet şeyine hani dikkat çekmek istemiyorlar muhtemelen, hani şu an idare etmeye çalışıyorlar çünkü hani hı hı. Çalışırken gerçekten bunu bankaların kendi yapısı içinde talep etmenin çok zor olduğunu ben biliyorum, tahmin ediyorum, herkes bir şekilde idare etmeye çalışıyor zaten. Bunu talep etmek hani beni işten atın demek gibi bir şey, hani şu an atamıyorlar zaten isteseler de ama hani o kişiler de mimlenmekten korkuyorlar ama bu en doğal hakları değil mi aslında bir açıdan da? Tabii ki en doğal hakları. Hani şunu hiçbir avukat, hiçbir hukukçu garanti edemez. Kesinlikle işten atılmazsınız diye. Yani dünyada bir sürü adi suç da işleniyor. Hiçbir şey taahhüt edemeyiz. Ama yargı önünde bu sebeple işten çıkarılan gayet uyumlu, başarılı, sadık bir işçini sırf bu sebep yüzünden işten çıkartılıyorsa kazanacağı, yani davayı kazanma ihtimali çok çok yüksektir. Çünkü siz iş yerinde çalışırken işvereniniz aleyhine bir başvuru yaparsanız adli ya da idari, bu sebeple bile çıkartılırsanız doğrudan işe iade sebebidir. Kaldı ki hakkınız olan masrafı istemek de hakkınızdır yani bu. Bu yüzden işten çıkarılırsanız mahkeme önünde haklı çıkacağınıza inancım çok yüksek. Ama tabii ki maalesef ne siz ne ben ne de bir başkası kimsenin istihdamını Türkiye'de taahhüt edemiyor. Evet, doğru. Bu hani çok olağanüstü koşullardan geçiyoruz. Bütün ekonomi alt üst oldu. Çalışma koşulları değişti. İnsanlar bankalara gitmiyor. Gitseler de talepleri çok farklı olabiliyor ama bir taraftan da ilk önce işte hedef vermeyeceğiz. Tamam, hani insanları
konuda baskı yapmayacağız dediler. Şimdi de yine performanstan hani atarız, işte bunu yapamayan işte gider gibi dolaylı şeyler var, tehditler var. Bu süreçte böyle performans nedeniyle işten atmalar olabilir mi? Devam eder mi sizce? Yani bunun ya da bir dayanağı var mı? Yani bankanın hala böyle bir dayatma yapma ya da buna sığınarak işten atma şeyi olacak mı? Bu savunulabilir mi sonrasında hukuki olarak? Tabii ki performans nedeniyle işten çıkarma hiçbir şekilde haklı işverenin haklı neden nefesi 25. madde kapsamında yapılmıyor zaten. Performans nedeniyle yapılan çıkarmalar 18. madde kapsamında yapılır. Şu an bu yasak ama tabii yasak yine az önce dediğimiz gibi taahhüt edemeyiz kimsenin işten çıkarılmayacağını. Banka para cezasını öder çıkartır. Böyle bir şey de var. Şimdi performans çok aslında önemlidir. Çünkü performans kriterleri diye iş yerinde sistemler geliştirmelidir. Yargıtay'ın performans nedenli fesihlerde aradığı en temel kriter performans ölçüm sistemlerinin objektif, belirli ve anlaşılabilir olmasıdır. Dolayısıyla her pozisyon ve görevin performans değerlendirmesi özgün, bankacılık standartlarına uygun şekilde belirlenmelidir. Siz Bebek'teki bir bankanın portföyüyle İç Anadolu'daki bir ilçedeki bankanın portföyünü, hedefini aynı tutamazsınız herhalde, değil mi? Çünkü ekonomik koşullar farklı, çevre farklı. Yani oranın hedefiyle oranınki aynı olamaz diye düşünüyorum ben. Yani her görev için özel olarak belirlenmeli. Ya bankacılık standartlarını siz daha iyi bilirsiniz bu konuda. Yani bir standart olsaydı bilecektik ama yani o kadar gerçekten hani akıl mantık dışı ki hedefler son dönemde özellikle kalemler, hele bazıları belki hedef verilebilmesi bile mümkün olmayan, işte yok vadesi şu kadar bırakın, yok işte bir günde şu kadar sigorta satın gibi şeyler var, dayatmalar var. Gerçekten hani biz de artık neyin standart olup olmadığına şaşırmış durumda bankacılar. Bu işten ücretsiz izne ayrılanlar ya da kısmi işte devletten ödenek alacaklar. Çok cüzi bir miktar. Maaşlarının çok daha az bir kısmı tabii ki. Onlara işte şu şekilde bir şey var. Hani işten çıkarma yasakları boyunca bu ödeneği alacaklar. Ücretsiz izne ayrıldılar. Sonrasında da ne olacağı belli değil. Bunların hani akıbeti. Onlar bizi işten çıkarırlarsa maaşımızı hani tazminatları nasıl öderler? Kısmi o yarım ödeme üzerinden mi yoksa tam eski maaşımızdan mı alırız gibi sorular var. O konuda tereddütleri var. O konuyu da açıklayayım. Çok fazla farklı sektörlerden de geldi bana. Şimdi kısa çalışma ödeneği öncelikle bir ücret değildir. Devlet tarafından yapılan bir sosyal yardımdır. Ve sosyal yardım olan bu kısa çalışma ödeneği zaten sizin brüt ücretinizin %60 tutarında bir rakamdır. Hani o sosyal yardıma dayanak olan şey de sizin son brüt ücretinizdir. Tabii bunun tavan sınırı var. 4.300 lira gibi bir rakam. Dolayısıyla tazminatınız son brüt ücretiniz üzerinden hesaplanır. O kaldığınız 3.000-4.000 lira üzerinden değil, neyse sigortada gözüken en son onun üzerinden tazminatın hesaplanması gerekiyor. Çalışma koşulları ve pandemi konuları mı konuşuluyor sadece demişler. Vallahi bize gelen soruları derledik. Soru açmıştık Instagram'da. En çok bu konularda sorular geldi. Yani 100'e yakın herhalde en az soru gelmiştir. Çok ağırlıklı kısımda hep bunlardan geldi. Başka konular sorulsaydı biz onları da derleyip çalışıyoruz. Avukat Hanım zaten hemen hemen her konuda cevaplamaya çalışıyor. Hamilelerden de çok soru geliyordu. Evet. Yani çok hamile var mı bilmiyorum ama hamileler çok soruyor ve sıkıntıdalar gerçekten. Bir taraftan pandemi, bir taraftan hamileliğin stresi, bir taraftan çalışma koşulları gerçekten onlar için de zor bir süreç oldu. Bankacılık zaten zor, hamilelik ayrı zor. İşte pandemi sürecinde bu bankacılığı yaşamak bir ekstra zor oldu. Onlar da bu doğum iznine ayrılma, hani doktor izin veriyor çalışmasına, sonrasında ekliyorlardı bu doğum izinlerini. Çünkü bebek doğduktan sonra daha çok ihtiyaç oluyor gerçekten. Onun yanında kalma ihtiyacı oluyor annelerin doğal olarak. O haklarını kullanmak istiyorlar ama bazı bankalarda bunu bu şekilde önceden kullandırmak istiyorlarmış. Hani idari izin kullandırmayalım, artık doğum izni ayıralım gibi. O kaçıncı haftaydı? 32. hafta mı? Öyle bir şey var. Ben artık 32, 37'ye kadar çalışılabiliyor doktor raporu olunca. Böyle bir hakkı var mı bankanın acaba şu anda?
Doğum iznini peşinden önden kullandırmak gibi mi? Tek taraflı gibi mi? İdari izne çıkarmıyorum seni. Doğum iznine çıkarıyorum. Yok sana izin demek gibi bir şey değil mi? Sorduğunuz gelen soru da öyleydi galiba. Hamilelikte idari izini sayılıp 32. haftada doğum izni ayrılabilir mi? İşverenim doktor raporunu kabul etmiyor. Şimdi çalışan gebelerin tekil gebeliklerde 8 artı 8, çoğul gebeliklerde 10 artı 8 ücretli analık izin hakkı vardır. 32. haftadan sonra doktor raporunuz olması halinde 37. haftaya kadar çalışabilirsiniz. İşveren sizi tek taraflı doğum izni çıkaramaz. Olası bir uyuşmazlıkta doktor raporunuzu ibraz edin iş yerinizdeki gerekli İK veya birime. Hali hazırda gebeliğimin şu haftasındayım. Doktor raporum gereği 37. haftaya kadar çalışmaya sağlığım elverişlidir. 13 haftalık doğum iznimi doğum sonrası kullanacağım diyerek yazılı itiraz etmenizi ve işe devam etmenizi öneririm. Bu şekilde zorlamalar koşulları ayrıntılı değerlendirmek üzere çalışma şartlarının uygulanmaması nedenle işçiye kıdem tazminatı alacak şekilde haklı nedenle fesih sebebi de verebilir. Evet. Bazı soruları sanırım şu an buradan yazıyorlar ama hem görüp okumam ve sormam ve avukat hanımın bunu spontan şu andaki hazırlıklarıyla cevaplandırılması mümkün olur mu çok bilemiyorum ki göremiyorum şu an geçmiş soruları da dönmem gerekiyor. Ama sonrasında okuyup soruları mutlaka yazılı olarak Instagram hesabından da gerekli bilgilendirmeleri yapar avukat hanım. Şu an elimizdeki hazır soruları cevaplayabilirsek süre içinde o da bir başarı olacak bizim için. Şu an eğer hani genel konuştuklarımız içinde olursa bilemiyorum sorunuz ama siz bize yazmaya devam edin. Zaten biz özelden de çok genel konularda ya da işte o konuda bir duyuru hazırlayarak cevaplıyor Gökçe Hanım. Siz yani bize özelden de yazabilirsiniz. Şu anda da yazabilirsiniz. Ama dinlemeye devam edin. Belki de sizin sorduğunuz sorular zaten vardır şu an burada. Zaten yoğun bir paylaşım yapıyorum. Bu sıra biraz ara verdim. Paylaşımlarımda da olabilir cevapları. Yani Etiketler 7/24. yapılabilir. Sizin sayfanızda gebelikle ilgili var, mobbingle ilgili var. Birçok konuda zaten hep yazdınız bu konuları. Daha güncel değişik uygulamalar olduğunda da karşımıza çıktığında da o konuda da araştırma yaparak cevaplamaya çalışıyor. Sağ olsun Gökçe Hanım. Bu mobbing konusunda hep soruyorlar ama artık şu mobbingi lütfen şöyle bir hepimiz kabul edelim. Yani bu sistematik devam eden davranışlar, size özel ayrımcılık olduğunu düşündüğünüz şeyler, işte hamile iken çıkarılabilir mi diye sormuşlar hemen mesela altta bir soru görüyorum. Evet, bu soru gelmişti bir de zaten. Onu da cevaplayalım biz sizinle bu mobbingden sonra. Evet, buyurun. Yani onunla beraber cevaplayın. O da bir mobbing. Evet, kesinlikle. Soru şuydu. Hamilelik nedeniyle işten çıkarma olabilir mi? Olursa haklarımız nelerdir? Yine üzülerek söylüyorum ki kimsenin istihdamını garanti edemeyiz burada. Ama hamilelik, doğum sonrası hakların kullanımı işten çıkarmak adına tek başına bir sebep kesinlikle değildir. Ve hatta bu nedenle işten çıkarılırsanız bahaneler ileri sürülür ama asıl esas nedenin bu olduğu ispatlanırsa kıdem, ihbar tazminatları, iş iade haklarının yanı sıra ücretinizin 4 katına kadar bir tutar üzerinden ayrımcılık tazminatı ödenmesine işverenliğinizi mahkum ettirebilirsiniz. Zira bu durum işverenin eşit davranma ilkesine açıkça aykırılıktır. Üzülürsünüz, belki çıkarılırsınız ama sonunda haklı çıkarsınız. Bununla ilgili çok fazla kararı var Yargıtay'ın. İkinci sorumuz neydi Hanife Hanım? Ben Yani kaçırdım. Mobbing'e mi mobbingle gireceğiz? ilgili konuşuyorduk da mobbingin sürekli tekrar eden davranış. Örneğin hani 3 yıldır tayin istiyorum yapmadılar bu mobbing mi diye soran olmuş size gelen sorulardan biriydi. Sizin cevabınız ne mesela o konuda? Sizin de ifade ettiğiniz üzere hani mobbing bir eylemden ziyade süreç gerektiren bir silsiledir, bir konudur. Sadece bu davranış dışında iş ilişkiniz müddetince dışlayıcı, küçük düşürücü, niteliksiz iş verici, ayrımcı davranışlar varsa ve örneğin müdürünüzün, amirinizin bu davranışları İK'ya bildirmesine rağmen bir önlem alınmadıysa, bir sonuç elde edilemediyse mümkün tabii mobbing davası açmak ama ispat yükü sizde olur. Çünkü burada davacı sizsiniz. İspatta nasıl olur? Yazılı delil, tanık anlatımı, çok tartışmalı hukuk dünyasında ses kaydı sunabilir miyiz?
Ben de Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin içtihadına göre bu konuda bir görüş bildirmek istiyorum. Hani mobbing ve hakaret tehdit suçları genelde birebir işlenen ve ispatı zor olan şeylerdir. Kişi kendisine yapılan bir hakareti, mobbingin ses kaydını alıp mahkemeye sadece ispat amaçlı sunuyorsa, üçüncü kişilere yaymıyorsa, bu kişiler arası verileri yayma suçu teşkil etmiyor diyor Yargıtay 12. Ceza Dairesi. Çünkü burada siz hakkınızı nasıl ispatlayacaksınız birebir işlenen bir şeyde? Yani çok birebir işlenen, böyle hani kıyıya köşeye çekip size birebir yaptıkları şeyler de olabilir tabii. Yani o birebir toplantılar. Yani bunu birebir yapmak bile bence çok abes bir durum. Yani hani bir örneğin müşterek muhafaza diye bir şey vardır. Hani bir işi bankacılıktan iki kişi, en az iki kişi mesela kasaya gidilirken bir kişi tek başına gitmez. Ya da hani birinin bir olaya şahit olması istenir. Bir odaya birini çekip iki kişi konuşurken o konuşan iki kişi için de riskli. Yani tamam, bir ispat yükü var ama bir konuşma yapılacaksa, yani medeni koşullarda, bir kurumsal ortamda, yani toplantılarda yapılmalı zaten. Yok işte telefonda bazı şeyleri böyle tehditvari söylemek, bunun için işte defalarca kişileri aramak, bunu bir iş yapış şekli haline getirmek bile aslında bu sistemin şu anda çok rutin uyguladığı, farkında olmadığı. Ve sistematik oluyor bunu sürekli hale getirmek. Mobbing uygulaması, yani sırf bunu yapmak üzere istihdam edilen kadrolar var bankada. Yani başka yaptığı bir iş yok. Kişiyi telefonla arayıp işte bugün bu sigortalar olmazsa işte ben de senin ne olacağını bilmiyorum falan gibi sonunun. Ya da işte bunun bak garanti veremem. İşte ben işte bu isimleri, bunları söylemek zorundayım. Yani açık açık söyle, yani bu senin çalışma şeyin hani bu sigortaya bağlı. Ki yani bir insanın sonuçta pandemi koşullarındayız. İnsanlar evinden çıkmıyor ya da hani bir şey satın almak konusunda istekli değil. Yani bunu bir şey haline getirmek, kişinin kendi beceriksizliği, yetersizliği, basiretsizliği gibi sunup o kişiyi bunun işten çıkarmaya tehdit edilmesi zaten bence başlı başına bir zihniyet olarak zaten bir sakat bir durum. Ama en azından kişiler de bunun farkında olmalı ve örneğin bir dava açıldığında şahit bulma konusunda sorun yaşanıyor. Yani bunu herkes aynı anda birbirine şahit olarak yaşıyor. Herkesin başına geliyor ama bir konuda şahit olmak gerektiğinde olamıyorsunuz. Yani bankalarda bilsinler artık yeni nesil bu konularda öyle şahitlik yapamam, edemem, tanımayacak. Yani bankalar acımıyorsa çalışanlara, çalışanlar da öyle bankalara herhalde acımayacak bu gidişle. Herkes kendine şahitini bulur bu konularda. Bu davalar katlanarak açılabilir ileride. Yani çok farklı boyutlara varabilir. Bunun altyapısı bence hani zihniyet olarak ve insanların bilinçlenmesi olarak, o gençlerdeki o sabır olarak taşma noktasına geliyor. Hani eski nesil sineye çektiği yan içinde kaldı belki kırık kollar, ama şimdi yeni nesilde ben pek öyle olacağını sanmıyorum. Şahit bulmak da daha kolay olabilir. Yani bunu sistematik olarak da yapmasınlar. Kurumsallıklarına yakışır diyaloglarla işlerini yürütsünler. Bu da bizim küçük bir notumuz olsun üst yönetimlere, değil mi? Başka hesaplardan izleyen izletenler vardı. Şimdi İK'lar ne konuşuyorlar burada, bizim işimize koyacak şeyler var mı diye. Onlara da mesajımız olsun. Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Çok soruluyordu bana. Övmüş oldum ama kusura bakmayın, aklıma geldi unutmadan. Mesela şöyle soruyorlar, şu an orada çalışmıyor, bana şahitlik yapabilir mi? Yapar. İşçiyle aynı dönem çalışmış, olayları gözlemlemiş, oradan ayrılmış birisi yapar şahitlik. Bunu da bir dipnot olarak geçelim. Doğru, yani hayır, bunda zaten yalancı şahitlik bir durum yok. Yani herkesin her gün yaşadığı, defalarca yaşadığı olaylar, bezdirici durumlar, işten çıkarmaya zorlayıcı ifadeler, iyi niyet şeylerini aşan durumlar bazıları. Dolayısıyla bu konuda herkes basiretli davransın gerçekten. Kurumsallığa yakışan davranışlar olsun. Yani hani birebir konuşmamaya da çalışın ya da yani hani bu konuşmalarda şahitli olmaya çalışın. Yöneticilere sesleniyorum burada da. Yani zan altında kalmak istemiyorsanız bazı konuşmalar, eğer siz mobbing yapmadığınızı, bunun normal olduğunu düşünüyorsanız şahitlerle yapın. Yani öyle biriyle işte özel görüşme alanına girmeyin. Yani eski teftiş tecrübemde, alışkanlığımda, idarecilik şeyimde, anlayışımda genel olarak hani kişiye şey, iyi niyetli paylaşımlar için olabilir ya da hani farklı özel... Şeffaflığı tavsiye ediyorsunuz, evet, yani. Evet, yardımcı olmak için olabilir ama hani performansıyla ilgili işte özel görüşmek, ne bileyim hani ona ya da yani bir şey gizli görüşüyorsanız duyulmaması içindir. Bu onun için mi, kendiniz için mi saklıyorsunuz bunu? Bunlar sorgulanır.
ve yani çok genel yapılan şeylerin hepsi de sistematik mobbing bence girecek literatüre artık. Çünkü yapmayan kalmadı. Bunu iş yapış haline getirdiler. Bunların da davası açılır. Sizin gibi idealist avukatlar da bunları eminim sonuna kadar savunur. Bence çok emsal kararlar çıkabilir buralardan da ileride. Ben çok umutluyum. Yani bu bilinçlenme, bu üniversite seviyesindeki insanların hak arayışı devam eder diye düşünüyorum. Yani zaten adli merciler dışında farklı bir röportajım olmuştu Remzi Bey ile Yeni Çağ TV'de. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var bu iş yerindeki zorba davranışlar için. Ücretsiz ve gerekli görürseniz gizli de isminiz gizli tutarak başvuru yapabiliyorsunuz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. Instagram profilimde de buna başvuru usulleri hakkında bilgi vermiştim. Paramedya Facebook grupta da yayınlamıştık zaten. Evet, evet. Bunları bilmekte ve kullanmakta fayda var. Gerçekten herkese ben de öneriyorum. Araştırın bu konuları biraz. Neyi konuşmadık? İşten ayırmadılar. Bir soru varmış gözüme takılmış. İşten ayıramadılar fakat şimdi başka şube kabul etmem için yazı imzalamamı istiyorlar. Ne yapayım? Şimdi yeni torba yasada iş yerinin kapanması halinde işçi çıkarmak serbest. Tazminatlarınız fesih anında ödenerek çıkış yapılabilir. Siz bu konuda tazminat alıp çıkmak istemiyorsanız değişikliği kabul etmiyorum gibi bir itiraz edip haklı nedenle fesih yapabilirsiniz ama haklı nedenle fesihte sadece kıdem alabilirsiniz. Onar çıkarttığında kıdem, ihbar artı işe iade haklarınız olur. Bu iş yerlerinin kapanması yasak kapsamında değil. Çıkarabilirler veya da değiştirebilirler. Maalesef kötü bir sonuç belki ama bu şekilde. Evet. Yani herkesin çalışma konforunu sağlayacak düzenlemeler, yasalar keşke olsa da biz de söylesek mevcut yasalar çerçevesinde en konforlu alan nasıl bulunabilir? Onu söyleyebiliriz ancak. Bu kronik hastalığı olanlar var şimdi Gökçe Hanım. Yani birçok sektörde vardır ama şimdi evet. Bankacılıkta bu kronik hastalığı olanlar sanki ilk gözden çıkarılıp en çok hani işten ayrılmaya zorlananlar gibi mi olmaya başladı bilmiyorum. Çok bu konuda şikayetçiler geliyor. Kronik hastalığım nedeniyle evden çalıştırılıyorum. Hedef de aynı veriliyor bu kişilere şubedekiyle. Evdekinin hedefi hı-hı. aynı. Kronik hastalığım var git evde çalış diyorlar ama hedefini de hiç düşürmüyorlar. Yani nasıl olacaksa. Sağlık sebebiyle haklarımı alıp işten ayrılabilir miyim demiş. Haklı bir fesih. İmkanı doğarmak gibi bir soru anladığım kadarıyla. Şöyle, hastalığınızın işten kaynaklandığını resmi doktor raporu ve ilaç raporuyla ispatlayabiliyorsanız elbette ayrılabilirsiniz. Hatta psikiyatrik rahatsızlıkları bile bu kapsamda sayan Yargıtay kararları var. İş yerindeki problemler nedeniyle yine finans sektöründe anksiyeteye yakalanmış birisi açıkça raporu var. İstifa ediyor, hak nedenle fesihtir diyor, kıdem tazminatı için dava açıyor ve kazanıyor. Yine bunda kendiniz ayrıldığınız için kıdem alırsınız, ihbar alamaz ve işe iade davası açamazsınız. Yani kendinizin ayrılması halinde en temel bilgi, işe iade davası açamıyorsunuz. Çünkü işe iade davası açabilmek için işten çıkarılmış olmak gerekiyor. Bir de bu kıdem tazminatı dışında tedaviniz nedenli masraflar varsa ki elbette vardır, maddi tazminat olarak onları da talep edebilirsiniz. Yani kronik hastalığınız varsa ve size aynı hedef veriyorum. İşle alakalıysa. Yani muhtemelen bunun sonu işte hedefini tutturamadı, performansı yetersiz, ondan işten çıkardık diyecekler bu kişiyi. Ama asıl sebep belki de hani kronik hastaları sistemden elemek olacak yani. Asıl ve bunun da davaları sonrasında bence yine ayrımcılık gibi bir sebeple açılacak belki de. Ayrımcılık olabilir, sağlık sebebiyle, işçiyi koruma ve gözetme borcuna aykırılık gibi sebeplere dayanılabilir. Ama başım ağrımasın, iş yeri yüzünden işte migrene yakalanan var, bel fıtığı olan var. Ya bunu resmi sağlık raporu ve ilaç raporuyla ispatlıyorsa iş yeri yüzünden, yaptığı işten kaynaklıdır gibi bir anlamda meslek hastalığı hak nedenle kendi de çıkabilir. Kıdem alır, maddi tazminat olarak tedavi giderlerini de talep edebilir. Biraz önce birisi yazmıştı, şöyle gözüm takıldı yani her yazılanı çok takip edemedim ama evet bayağı soru geldi. Çocuğum var yazmıştı hani küçük yaş onun için evden çalışmak talep ediyorum gibi bir şey yazmıştı birisi.
Ama iş yeri hani bu konuda yardımcı olmuyor. Bunu bahane ederek ya da bu sebeple ayrılması mı gerek? Ayrılmak mı istiyor? Öyle bir soru vardı. Yani bu konularda yardımcı olmaları gerekiyor mu işverenin? Çocuk konusu çok soruluyor. İkinci çocukta ayrılabilir miyim? Bir kere hani çocuk konusu şey değil, değil mi? Kıdem tazminatı alarak ayrılma konusu değil. Evlilik gibi değil yani. Evet. Annelik başlı başına kıdem tazminatı almayı doğuracak bir istifa nedeni değildir. Ancak gebelik ve analıktan kaynaklı ücretli ücretsiz izin haklarının part-time çalışma taleplerinin kabul edilmemesi, çalışma koşullarının uygulanmaması sebebiyle haklı nedenle iş akdinizi feshedip kıdem tazminatı aldıracak bir durumdur size. Hamile kalıp çocuk doğurmanız değil ama bu sebeple kanunun size verdiği hakları, mevzuatın verdiği hakları kullandırmamak dediğim şekilde hak nedenli istifa sebebidir. Yani maalesef yasada şöyle bir şey yok. Bütün anneler evden çalışabilir gibi. Ama annelerin çocukları okula başlayana kadar eşi de çalışıyor olması koşuluyla part-time çalışma hakkı var. Çalışma süresinin 2/3 kadar. Hani bunu genelde 3 gün çalışıp 2 gün çalışmayan anneler de var. Veya her gün 2/3 saat diliminde çalışanlar var. Bunların kullandırılmaması şeydir doğrudan, hak nedenli feshi sebebidir. Ha, siz istifa etmeyip de onlar sizi bu nedenle atarsa işe iadenizi de açarsınız, kıdem ihbarınızı da alırsınız. Çünkü bu sebeple yapılan şeyler doğrudan ayrımcılık yasağına aykırı oluyor bu şekilde fesihler. Evet. Başka sorular var aşağıdan görüyorum ama hepsini 10 dakikamız geçemedim. Falan kaldı herhalde. Bir tarafta bunlar ne kaldı? 10 dakikamız falan kaldı herhalde. Aha, yayının evet, bitmesine. Tamam da evet çok hızlı geçti. Bayağı bir şey evet. Konuştuk ama yani arkadaşlar lütfen hani kişiye özel konuları gerçekten hani tek tek konuşmamız çok mümkün değil. Bir sürü detay var belki sorulması gereken, öğrenilmesi gereken. Onları birebir danışmaya çalışın. Bir en yakınızdan bir hukukçu bulun ya da işte Gökçe Hanım İstanbul'da telefonla ya da bir şekilde ulaşabilirsiniz belki. Profesyonel destek de almaya çalışın. Yani kendinize özel koşulları, çözümleri hukuki açıdan öğrenmeye çalışın olabildiğince. Biz daha genel konulara burada eğilmek istiyoruz. Sorulan soruları şu anda evet çok hızlı akıyor. Ben hepsine yetişemedim. Bazılarını göremedim ama tekrar bakacağız. Onları tekrar cevaplarız daha sonra. Hanife Hanım, 15. soruya da girelim mi dersiniz? Olur lütfen. Çok oldu. Çok fazla hırpalanan çalışan duydum ben bu konuda. Soruyu siz okuyun isterseniz. Ben de devam edeyim cevabına. Teftiş konusu mu? Ağır şekilde banka teftişi tarafından inceleniyor. Her işlem için bir şey bulunuyor. İtiraf et diye zorlamalar geliyor. Ayrılın baskısı yapılıyor. Aslında sonuçta da bir şey de çıkmıyor teftişten. Bu açık şekilde işten çıkarma bahaneleri olarak görülüyormuş. Bunu mobbing sayabilir miyiz? Tabii ki sayılabilir. Ve hatta kanuna, mevzuata aykırı davranışlara, çalışanları özendirme, zorlama, usulsüz işlem, zorlama doğrudan haklı nedenle feshiş sebebidir. Hatta siz bir usulsüz işlemlere direniyorsanız ve bu nedenle kötü muamele, dışlama, bezdirme görüyorsanız bunlar da mobbingtir. Ama mobbing bir seferden ziyade süreç içinde sizi kıskaç altına alan bir davranış biçimidir. Tutarlı zaman aralığı içindeki ve ispatı olan bezdirici süreçlerin mobbing tazminatı bakımından karşılığı vardır. Mesela bir Yargıtay kararı hakkında konuşmuştum geçen konuşmamızda. Bu şekilde bankacılık mevzuatına aykırı işlemlere zorlanıyor kişi. Yapmamak için direniyor, başım yanar diye korkuyor. Kişiyi kötü bir şubeye gönderiyorlar. Şubede gerekli şifre ve anahtarları vermiyorlar. Çok niteliksiz işler veriyorlar. Bu açıkça bir mobbingtir ve hak nedenli feshiş sebebidir. Mevzuata aykırı davranışlara özendirme ve zorlama diye geçelim. Video konferansla ilgili bir sorular da vardı değil mi bize gelen? Evet, video konferansla yapılan mobbingleri nasıl ispatlayacağız, ispatlayabilir miyiz gibi. Şimdi iş akışı içinde işverenin, işveren vekilinin, amirin
emir ve talimat yetkisi her zaman vardır. Ancak özel hayata müdahale boyutunda, bezdirici baskı boyutunda bir uygulama kesinlikle kabul edilemez vicdani olarak da. Bunun ispatı ekran görüntüsü, görüşme toplu bir Zoom gibi bir şeyse, başka kişi varsa tanık anlatımı, konuyla ilgili yetkili merciye bir şikayetiniz varsa yazılı, o tutanakla ispatlanabilir. Yani şu tarihte şu Zoom'da amirim tarafından bu şekilde davranışlara maruz kaldım. Gereğinin yapılmasını, iş kanunu kapsamında haklarımın korunmasını merciğinizden talep ederim gibi bir tutanak tutarsınız, bir mail atarsınız, delillendirebilirsiniz bu şekilde. Evet. Yani burada hep iş dönüp dolaşıp arkadaşlar bakın yani izleyenler izlemeyenlere anlatsın. Bu zaten çok her şey kulaktan kulağa çok hızlı duyuluyor. Paramedyada konuştuklarımız, yazdıklarımız mutlaka yerine ulaşıyor. Yani bir video konferans ortamında hani 10 kişinin olduğu bir yerde bir kişi mobbing söylemi yapmaya cesaret ediyorsa artık zaten hani orada göze almıştır o şeyi. Yani orada iki kişi, üç kişi birbirinize dayanışma halinde gerektiğinde herhalde bir şahitlik bir şey yapmalısınız. Yani hani bir kişi nasıl olsa bir kişi yatacaklar, dokuz kişi de sıra bana gelene kadar susacağım gibi bir düşüncesi olmasın. Herkes birbirini bu konularda desteklesin. Yani kendi başınıza gelmesini istemediğiniz bir şeyi başkasının başına geldiğinde de gerektiğinde bir tavır alabileceğinizi artık bir düşünün bence, bir sorgulayın. Çünkü yani kimse tek başına her koyun kendi bacağından asılıyor. Evet ama bunu herkes çekiyor. Bu stresi siz de yaşıyorsunuz. Başkaları da yaşıyor. Eğer bu bir mobbingse, açık bir mobbing yapılıyorsa işte kayıttır, konferanstır, şahitliktir, ne gerekiyorsa herkes birbirine o konularda destek olsun lütfen. Bu işten başka türlü hakkınızı alarak çıkmanız çok mümkün değil. Yoksa yani herkes birbirinin hakkını aslında dolaylı olarak giymiş oluyor. Ve bu sağlıklı evet. Çalışma şekli olmuyor kimse için. Herkesin psikolojisi bozuluyor. Kimse sistemden sağlıklı bir şekilde çıkamıyor. Çıktıktan sonra o travmayı atlatamıyor. Ben nereden çıktım, neler yaşadım diye onu sorgulamaya devam ediyor. Yani çalışma hayatı çok güzel. Herkes sorumluluğunu bilerek işini yaptığı sürece hiçbir sorun olmaması gereken bir şey aslında. Bu sorunlar hep aşırı kar baskısı. İşte hedefler, akla mantığa sığmayacak hedefler yüzünden yaşanan sıkıntılar bunlar. Ve bunlar sağlıklı, normal şeyler değil. Artık bu konuda bilinçlenmesi ve herkesin kendinize gelin ne yapıyorsunuz mesajını karşı tarafa bir şekilde vermesi gerek. Hukuka gelene kadar bu işlerin çok farklı yerlerde farklı şekilde bir konuşulması, anlaşılması, çözülmesi gerek. Sendikalara ben yine özellikle bir çağrı yapalım yine buradan. Yani her şeyi de avukatlardan, hukuktan beklemeyelim, yargıçlardan beklemeyelim. Zaten davalar da uzun sürüyor. Tamam, hani herkesin maddi manevi bekleme süresi, gücü olmuyor. O yüzden kimse hakkını bir şekilde almadan belki ihalelerde anlaşıp çıkıyor işten ama bunlar aslında böyle gitmemesi gereken süreçler. İstisna durumlarda hukuka başvurmalıyız ama bu çok genel olmaya başladı. Bu kadar çok sorun, dava, üst üste aynı kurum için açılan davalar bile aslında bazı kurumları harekete geçirmeli. Burada ne oluyor? Bunlar nasıl iş yapıyor böyle demeli bence BDDK, evet. İşte Çalışma Bakanlığı. Bir kurum hakkında çok üst üste açılmış aynı konularda davalar varsa burada bir sorun var demektir. Bunlar bu işi yol şekline getirmiş demektir. Artık bunları da söylemek bize düşüyor. Bilmiyorum yani haddimizde bilmiyorum ama yani benim aklım, mantığım bunları söylememi gerektiriyor bir şekilde. Belki bana gelene kadar bunları konuşması gereken binlerce kişi vardır ama ne yapalım, biz de işte bir ucundan söyleyelim diyoruz. Süremiz de çok azaldı, bitmek üzere. Ben konuşamadığımız şeyler var, daha çok sorular var ama biz buradayız, yine yaparız. Yine sizinle de konuşuruz, yazarız, çizeriz, anlatırız. Sonuçta sorunlar devam ettiği sürece, bizim de elimizde kalem ya da işte araçlarımız olduğu sürece bunları konuşmamak, yazmamak için bir sebep yok. Ama yeter ki herkes kendi üzerine düşeni de yapsın. Biraz da kendi hakkını savunmayı herkes öğrensin. Böylelikle belki daha iyi günler görürüz hep birlikte. İnşallah. Ben İstanbul'da olabilirim ama hani farklı illerden ulaşanlar soruyor, siz İstanbul'dasınız, biz buradayız, nasıl olacak bu iş? Zaten bankaların merkezleri ağırlıklı olarak İstanbul'da olduğundan ötürü davalar burada görülecektir.
burada da görülebiliyor diyeyim, seçimlik yetkidir. Hani bu konuda bir tereddütünüz olmasın, arabuluculuk görüşmesi davalar İstanbul'da da görülür. Zaten 7/24 Instagram hesabım açık. Bana ulaşamadığınızda Hanife Hanım vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Biz genel nitelikli problemleri, kronikleşmiş problemleri paylaşıyoruz. Özel sorular ayrıdır. Ben teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdınız. Çok güzel bir moderatörlük yaptınız. Yine güzel sorular toparlamışsınız. Biz sadece ilettik, aracı olduk. Biraz yorum kattık. Siz bilgilerinizle aydınlattınız. Çok güzeldi. Ben de çok teşekkür ederim gerçekten her şey için tekrar. İstanbul'da olmanız gerçekten hiçbir şey değiştirmiyor. Zaten artık mekanların hiçbir önemi yok. Her şey işte buradan da görüşülerek yapılabiliyor. Vekaletler işte internet üzerinden. Davalar bile galiba artık internet üzerinden görülecek. Bugün öyle bir şey yok. Duruşmalar Ankara için bir model yaptılar şimdi, pilot uygulama diye e-duruşma, ama hani o da bizim mesleğin vakarına yakışmıyor bence. Cübbe giyip gitmek gerekir. Davayı sistemden açıyoruz, UYAP diye bir sistem var, pratik oluyor. Ama ben açıkçası 5 ay çalışmadım neredeyse. Şu an yeni yeni adliyelere gitmeye başladım. Özlemişim yani o atmosferi, tehlikeli olsun. Her şey taşla yerinde ağır. Evet, herkes mesleğin aslında içinde yapmayı özledi. Umarım daha iyi günler görürüz. Bunlar geçecek. Pandemiler geçecek, olağanüstü koşullar geçecek. Herkes kendi gelişimine baksın, işine baksın, pozitif düşünmeye çalışsın. Daha iyi günleri hep birlikte görelim inşallah. İnşallah Hanife Hanım. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. En yakın zamanda, müsait zamanda inşallah tekrarlarız. Evet, mutlaka. Talep olduğu sürece zaten biz de buradayız. Görüşeceğiz mutlaka tekrar. Çok teşekkür ediyorum size. İyi çalışmalar diliyorum. Sevgiler. Davalarınızda sizlere da kolaylıklar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.